Selamlar. Obserim ikinci videosuyla buradayım. İlk videoda object oriented kavramlarına bir şema üzerinden hikayeleştirerek anlatmaya çalışmıştım. Bu videoda da implementasyon tarafına geçeceğiz. Onun öncesinde birkaç şey söylemek istiyorum. İlk videoyla bu video arasında bayağı bir zaman geçti. Bir aydan biraz daha fazla bir süre oldu. Bazen yani yoğunluktan, bazen kaytarmaktan. Geçen de video çekmeye fırsatım oldu. O zaman da hasta olduk. Bu videoyu şu an çekebildim. O yüzden kusura bakmayın. Bir diğerinde de çok hızlı konuşan bir insan normalde. İlk videoda törpülemeye çalıştığım için baya yavaş olmuş. Bu videoda da ortalama çalışacağım ama bakalım inşallah olur yani. Çok da söz veremiyorum bu konuda. Zamanında estirmeye çalışacağım. Yani 40-50 dakika oluyor video. O zaman da insan izleyesi gelmiyor. Ben mesela video bitirdikten sonra bir hata falan var mı diye bakmak için izlerken bile zorlanıyorum yani. O kadar uzun olacak. Neyse, başlayalım. Burada önce konulardan bahsedelim. İmplementasyon olarak da bunlardan bahsedeceğiz az sonra. Konular derken bu sözler olarak anlatmıştım zaten ilk videoda. Class nedir? Neden ihtiyaç var? Nasıl implement edilir JavaScript'te? JavaScript'teki class'ın aslında Java'da veya C#'teki kullanımdan farkı ne? TypeScript keywordleri, read-only static gibi ya da private, public vesaire vesaire. Encapsulation, access modifier'lar tabii encapsulation özelinde. Getter setler, inheritance ve polimorfizm. Hani bunları çok fazla burada değmeyeceğim. Zaten kodu yazarken daha net detaylandırırız. Burada da benim bir örneğim var. Aslında benim olayım şu. Bir şey anlarken. Onu kafamda bir hikaye tutuyorum. Bir hikayeyle bağdaştırıyorum. Çünkü hani görselleştirerek öğrenme benim için en iyi öğrenme yöntemi. Kişiden kişiye fark eder. Benim gibi düşünen insanlar için bu videoyu izlemek bir fark yaratır diye düşünüyorum. Bir de böyle hani konu anlatış videolarını izlediğimizde çok kuru kuru oluyor. Yani o kuruluk insana bir şey öğretmiyor diye düşünerek de bir farklılık yaratmaya çalışıyorum bu videoda çekmek. Amacım o. Tabi eğer kaytarma ip çekebilirsem bu arada. Neyse öne devam edelim. Şu an bakacağımız üzere aslında benim burada kesikli çizgilerden bakacak olsak 4 tane sınıfım var. Araba park sınıfı, car park, araba sınıfı, BMW sınıfı ve Audi sınıfı. BMW Audi sınıfları kar sınıfına üretildiği için, türetildiği için, türetmek burada daha doğru bir kelime. Nesne üretilir aslında sınıf türetilir diye bir kafamda oturtmuştum da o yüzden. Bakacağım üzere 4 tane sınıf var. Olay şu, hikaye kurgusu şu. Benim bir arabam var. Ben arabayı park alanına bırakıyorum. Park alanı tam otomatize bir şekilde insan kontrolü yok. Ben koydum slot numarası girdim. Slot boşsa geldi koydu. Slot boş değilse de dedi ki bana bu slot dolu yani. Sonrasında gel, ben almak istedim mesela şu slota koydum. Almak istedim. Geldim plakaya girdim. Bana plakaya göre geri verdi. Ben orada bir yetki sorgulama olayı yapmak istedim plaka ile birlikte. Ha, burada bu fonksiyonelliği daha detaylandırabilirdik ama kodu mümkün olduğu kadar basit tutup daha çok şey anlatmak istedim. Kolay bir şekilde anlaşılacak şekilde olmak üzere. Burada bir UML diyagram var. UML diyagramı nedir aslında? Klasların taşıdığı özellik ve metotları gösteren, aynı zamanda klaslar arasındaki aslında ilişkiyi gösteren bir şemadır. Yani çok detaylı bir şema oluyor bu. Ben böyle basit bir şey çizmeye çalıştım. Ha, çok detaylarını biliyor musun dersen de bilmiyorum ben şimdi açıkçası. Neyse. Parking araya bakacak olursak bu iki tane kısımdan oluşuyor. İlk kısım özellikleri, ikinci kısım metotları bana gösteriyor. Alacağım metotları. Car liste bakacağımız zaman iki noktadan sonrası bunun tipini gösteriyor. Bunun tipi nedir peki? Car sınıfından üretilmiş nesnelerden oluşan bir array. Burada okeyiz. Alt tarafına bakacağımız zaman metotlar var. Putcar ve takeoutcar, araba park etme ve geri alma metotları. Bir car nesnesi oluyor. Bir number oluyor. Hani burada sadece tipi veriyoruz. Aslında bunun adı. Bu bir aslında implementasyon detayıdır. Burada biz implementasyon detaylarına girmiyoruz. Car ve number oluyor. Takeoutcar da string oluyor. Car sınıfına bakacak olursak da bu bir markası, modeli, işte plakası, beygir gücü ve run diye bir metodu var. Run metodu da bu arada dümenlenme metodu olacak. Bunun olayı da biraz override'ı anlatmak için aslında koyduğum bir yani basit bir metot olacak. Bir console log yapacak sadece. Inheritance'ı göstermek için de oklar kullanıyoruz. Okun ucu inherit edilen sınıfı gösteriyor. Sağ tarafı başlangıç kısmı ise inherit eden sınıfı gösteriyor. Kodu yazmaya başlayabiliriz istersen. Peki ben hangi class'a başlayacağım? Hangisi diğerine az bağımlıysa ondan başlayacağım. Bağımlı yoksa desek daha doğru. Mesela car sınıfında bakacağım üzere ben hiçbir sınıfla bir iletişime girmiyorum. Ama mesela parking araya bakacağımız zaman car list aslında car sınıfının olmasını gerektiriyor. Çünkü car tipinde bir değer alıyor.
BMW Audi'ye bakacak olursak inherit ediyor adamı zaten. Hani o adam olmasa nasıl inherit edecek? Öyle bir olay var. Burada en doğru aslında karar Car sınıfın implementasyonuna başlamak. Tabi burada şu konu var. Neden class ihtiyacım var? Ben bunu const car 1 diye bir obje oluşturuyorum. Objenin değerini de şimdi elle girmek istemiyorum da. Şuradan al. Tamam. Tekrardan konu kısmına gelelim. Mesela buraya girdim. Şu stringlerin değerleri boş bir string olsun şimdilik. Number'da 0 olsun. Şuralara da noktalı virgülleri. Mesela bu bir ilk ara. Yani araba. Ben buraya tabi isimlerin içinde değiştirmekle uğraşmayacağım da bir sürü nesne oluşturabilirim şu an göreceğim üzere. Çok da oluşturamadım da. Yani benim mesela 30 tane arabam olursa ben buraya 30 tane kod yazmak zorundayım. Yani 30 çarpı işte bu kaç satır tutuyorsa ne kadar bir israf olduğunu görebilirsiniz. Ben o zaman şunu diyorum. Burada işte abstraction devreye giriyor. Aslında class yapısı bir abstraction'dır temelinde. Ben şunu diyorum. Ben sana değerleri vereceğim. Yani bu özelliklerin değerlerini vereceğim. Sen arkada nesneyi nasıl oluşturuyorsan oluştur. Bana nesneyi ver yeter. Benim geri kalan kısım benim için umurumda değil. Bunu yapmak için işte class'ları kullanıyoruz. Aslında bir şablon yapısı sunmuş oluyor bize. Yani mesela ben brand'i vermedim. Default bir brand arka planda o veriyor olabilir. Ya da ben mesela password gireceğim. Hani account diye bir class'ım olduğunu düşünelim. Password gireceğim. Onun arka planda kontrolünü yapar. Kontrolünü yaptıktan sonra bana der ki bu password'da işte büyük harfi yok. Hani bu implementasyon detayı tamam. Onu da şey atıyoruz yani. Daha doğrusu abstraction yapmış olduğumuz bir implementasyon olmuş oluyor. Şimdi class keyword'ünü kullanarak ben class oluşturabilirim. Burada geliyorum. Car diye ismini yazıyorum ve blok oluşturuyorum. Blok oluşturduktan sonra aslında kaç parçadan oluşturduğunu bir göstermek istiyorum size. Buraya geldiğimde özellikleri aldığı bir parça olacak. Burada aslında nesne oluşturucu diyorum ben genelde bunu. Oluşturucu. Ve yani constructor yapıcı olarak da geçiyor zaten de nesne oluşturucu bence daha oturuyor buraya. Metotlar olacak. Metotlar getir satır falan da olabilir. Bakacağız zaten nereden. Özellikleri oluştururken nasıl oluşturacağım? Ben geliyorum buraya diyorum ki brand özelliği olacak. Brand diye bir değişken oluşturursam bir bu nesne içerisinde. Brand'in değeri ne olacak? İki nokta diyorum değerine girmek için string. Mesela ben burada string'e atamadığım takdirde üzerine geleyim. Bana der ki any. Any nedir? Herhangi bir değer alabilir anlamında otomatik olarak task tarafından atılan değer. Ha ben mesela desem ki eşittir boş bir string. Üzerine gelirsem der ki bana ben bunu string olduğunu algıladım. String tipini alacağım artık ben bunun için. Ama biz değer atamayacağımız için string'i verdik burada. Yine hepsini tek tek kopyalamak istemiyorum. Zaten elimde var mıydı bu arada? Şöyle yapalım. Tekrardan kopyalayayım. Şimdi hızlıca ilerlemek için buradan direkt kopyalayacağım bunu. Tak diye oturdu zaten. Özellikleri tanımladım. Özellik aşamasını geçtik. Ben diyorum ki yani nesne bu özelliklere sahip olacak. Burada onu belirttim sadece. Şimdi bu özelliklerin üzerine geldiğim zaman diyor ki bana sen bunu initialize etmedin. İşte bazen dilim dönme dediğim kısımlar buraya geldik yani. Sen buna bir değer atı diyor. İlk bir değeri olsun diyor bunu. Ya bunu da constructor'ın içinde yapabiliyoruz. Birkaç tane yöntemi daha var. Onu ilerlerde bahsedeceğim zaten. İlk değer atamak için. Bir constructor oluşturuyorum. Constructor oluşturduğum zaman aslında bu normal bir metot. Sadece constructor isimli özel bir metodu var class'ların. Bunun yaptığı iş az sonra bahsederiz zaten. Constructor'ın içerisinde ben diyorum ki ben nesneye senin verdiğin bana vereceğin değer vardı ya az önce ben sana göndereceğim dedim. Ben onu alacağım diyorum. Nesneye atacağım. Nesneye atarken nasıl atacağım? Aslında nesneye nasıl erişeceğim? Mesela ben şunu düşünüyorum. Diyorum ki ben parametre olarak buraya brand göndereyim. Aşağıda da diyeyim ki brand eşittir brand. Böyle düşündüğümde patladım zaten. İsmi aynı oldu. Aynı şeyi kendisine atadık. Ben diyorum ki burada farklı bir isim olsun belki. Mesela X brand. Brand'in üzerine geleyim. Bana diyor ki ben böyle bir isim bulamadım diyor. Şu brand burada tanım değil. Çünkü hani bu şekilde yaptığımızda bu brand nasıl bahsedeyim? Bu scope'da yok. Bu scope'da yok. Nasıl erişebileceğim ben bunu? Burada işte this keyword'ü devreye giriyor. Ben burada diyorum ki this aslında nesnenin kendisi abi. Sen bu nesnenin kendisine bir değer property atadığın zaman ben bunu nesne üzerinden erişebilmeni sağlayacağım. Nesneye ben bunu oluşturacağım zaten. O yüzden this nokta brand dedim de ben buraya atayabilirim. Yani şu anda X brand ismini tekrardan brand'e çekebilirim. Yani daha anlaşılır oluyor. Brand gönderdim, this nokta brand'e attım. Nesneye attım gelen de.
Üzerine geleyim, burada diyor ki bana Enig verdin. Ya o zaman ben diyorum ki sana string veriyorum ben sana yine. Tekrardan hepsini girelim model. Yine string sense plate string. Bazı yerlerde typolar olabilir ya da benim telaffuz edemediğim yerler olabilir. Ya çok da önemsemiyorum açıkçası telaffuz edememeyi de. Hani o yüzden çok takılmayalım. Yani. Burayı da bir hızlandırılmış bir şekilde oluşturalım. Şimdi ben dedim ki sen bana nesneyi oluşturacağın yerde değerleri gönder. Ben bunu nesneye atacağım. İşte diz burada nesnenin referansı olduğunu düşünün. Tamam mı? Diz nesnenin kendisi aslında. Şimdi ben nesneyi oluşturayım. Bu diz nasıl atamış bir görelim. Değil mi? Const diye bir değişken oluşturdum. Diyorum ki my car eşittir. Burada new keyword devreye giriyor. New keyword benim aslında yeni bir nesne. Hani adından mütevellit. New car dediğim zaman yeni bir car nesnesi üret demek oluyor ya. Bir de function parantezleri kullanıyorum. Burada function parantez olmasının tricky'ini az sonra bak göreceğiz zaten. Hani bu aklımızda kalsın neden parantez olduğunu. Çünkü parantez kullanmak function oluyor ya. Hani neden mesela parantez? Bunu bir sorgulayalım kendi içimizde, daha sonra bakacağız zaten. New car dediğinin üzerine geleyim ben bunu. 4 tane argüman istiyorum diyor ben sana. Hemen girelim. Bizim zamandaki yadigar arabayı gireceğim. Neydi? Fiat. Diablo yazısım geldi nedense ya. Burada sallıyorum yani. Plakayı. Bir de burada diyeyim ki 500 beygir. Yani arabadan hiç anlamam. 500 beygiri belki de çok fazla. Doblonun kesin değeri değil de neyse. Şimdi ben burada diyeceğim ki my car. Önce bir kendisini yazdıracağım. My car. Bir de diyeceğim ki my, ben bunun özelliğini nasıl edeceğim mesela? My car nokta. Bunları tek tek bir yazdıralım. Bunun için de şöyle clear ve diye bir tane metot oluşturalım ki önceki yazdırdığımı hep silsin. Bana değeri direkt göstersin. Burada aslında çıktı yazdırdığım zaman bana car sınıfından üretilmiş bir nesne olduğunu belirtiyor. Aynı zamanda bana diyor ki fiyat. Ben bunu brandine yazdırdım ya, fiyat olduğunu gösterdi. Değerleri de burada görebiliriz. Bu şekilde ben nesneme oluşturucu oldum. Peki buradaki metot olayı nedir? Ben buraya hani az önce gördüm ya car'ın içerisinde şurada run diye bir metot var. Bir tane var. Gittim onu tanımlayacağım. Run dedim. Normal metot nasıl yazılırsa. Hani React kullanımda zaten class komponentlerden aşinadır bunları. Ara vermek durumunda kaldım. Hemen devam edelim. Run metodunu oluşturuyorduk en son. Bir konsol ile birlikte basit bir şekilde the car is running. Daha fazla bir implementasyona gerek yok. Bu örneği basit tutacağım. Run'ı bu şekilde tanımladıktan sonra nesne üzerinden erişelim. Marka. Ben arabamı çalıştırıyorum şu an. Hani basit bir arayüz sağlamış olduk. Arabamı çalıştıracağım zaman. Gördüğünüz gibi the car is running diye bana bir statüsü döndürdü. Şimdi burada aslında konulara bakacağımız olsak şu an JavaScript'te class'lar nasıl çalışır olayına bir göz atalım. Bunun için TypeScript'te JavaScript ES5'e çeviriyor olacağım. Çünkü ES6'da da class'lar geldi. ES5'e çevirirsem class'ların olmadan önceki halini, yani class'ların arka planda neyi çevirdiğini göreceğim. Peki neden çevriliyor? Çünkü browser'larda ES5 çalışıyor. Mecburen çevirmek zorunda. Şimdi bakacağımız zaman ben burada TypeScript Compiler ile birlikte buradaki TypeScript dosyalarımı JavaScript'e compile ediyorum. Yani ES5'e çeviriyorum. Bu ilk klasörüne bakalım. İçerik bu şekilde. Benim example 1'deki klasımın içeriği bu şekilde. Klasın ismi car. Car isimli bir değişken oluşturdu. Değişkenin değeri aslında immediately invoked function. Tamam. Şu şekilde yazılıyor. Tam olarak söylediğimi emin değilim. Bir bakabiliriz sonrasında. Bunun aslında içeriğine bakacak olursak da bir function var. Car isimli. İçeriğine bakacağımız zaman constructor ile birebir aynı olduğunu görebiliriz. Dolayısıyla constructor aslında car isimli bir function'a tekabül ediyor. Class'ın ismiyle aynı bir function. Tamam. Bunun üzerine ben metodu eklemek istersem de function'ın ismini nokta proto sayfına erişiyorum ve burada metodumun ismini yazıyorum. Metoda function'ımı atıyorum. Prototype de aslında class bazı şeyleri tutmak için kullandığımız bir keyword. Bu da bu şekilde. Yani nesnelerden yine erişebiliriz. Ama tabii o metot class seviyesindedir ya. Nesneyi oluşturduğumuz yer aslında constructor tarafı. Burada da function'ı geri dönmüş olduk. Function'ı geri dönmek ne demek burada? JavaScript'te function'lar değil bir objedir nihayetinde. Ben burada bir obje geri dönmüş oldum.
Dolayısıyla My Car Run dediğimde burada prototype'ını atadığım için prototype'ı atandığı zaman bile ben bunun nesnesinden buna erişebiliyor oluyorum. Bu şekilde aslında arka planda böyle bir yapıyı çevirebilmek güzel bir zihin egzersizi oluyor. Yani bunu pratik hale getirmiş olduk yani. Burada aslında statik yapısından bahsetmek istiyorum. Şimdi statik olayı nedir? Şöyle bir özetleyelim, tamam mı? Ben number dediğimde, tamam mı? Mesela is integer diyorum. 5 için bakacağım. Buradaki yapı da aslında şuradaki number class'tır. Ben number class'ından gidip de şöyle yapmıyorum. Number eşittir new number. Ben böyle bir şey oluşturmuyorum. Ben burada diyorum ki number class'ının altındaki metodu kullan. Ve özellikler için de aynısı geçerli. Sallıyorum. Max safe integer. Ben bunu bu şekilde yaşayabilirim. O zaman ben şunu diyeceğim. Ben class seviyesinde değişken tanımlayabiliyorum. Buraya diyeceğim ki sınıftan üretilen nesnelerin sayısını tutsun. Gerçek hayatta nedir? Araba şablonundan yani kaç tane araba üretim? Ben bunu görmek istiyorum. Bunu tanımlayacağı yer nedir? Aslında bu nesnenin bir özelliği değildir. Yani benim arabam mesela şöyle düşünelim, tamam mı? Benim arabamın içerisinde bir ekran olsun. Ekranda şey yazıyor. Şu kadar araba üretildi. Ne kadar saçma değil mi fikir? O zaman ben bunu class'a yaymak zorundayım. Araba class'a bunu tutsun. O zaman ben diyorum ki mesela şablonda yazsa şu kadar araba üretildi. Bu biraz da mantıklı gelebilir. Değil mi? Number of produced cars diyelim. Değil mi? Bunun değeri nedir? Number. Default değer nedir? Şimdi default değeri nerede atamak gerektiğini de konuşalım bu arada. Ben number'ı gelip de burada atarsam her nesne oluşturulduğunda sıfır atacağım default değer olarak ya. Her nesne oluşturulduğunda sıfır olarak atar. Yani constructor her nesne çalışıyor ya. O zaman benim oraya tanımlamam mantıklı değil. Ben bunu ilk değer olarak atamam. Dolayısıyla ben geliyorum number'ın sana diyorum ki eşittir sıfır. Bitti. Peki şuna bakacağım. My car'dan ben bunu ulaşabiliyor muyum? Ulaşabiliyorum. Ben bunu engellemem lazım. Nesneden buna ulaşılamaması lazım. Sınıftan ulaşılabilmesi lazım. Dolayısıyla ben bunun başına statik koyuyorum. Statik koyduğum anda ben şunu desem my car nokta gördüğünüz gibi number of produced car çıkmadı. Ama car nokta desem produced car çıktı. Buradaki car olayı number line'ıdır bu arada. Number nokta max safe integer. Yani değişken oluştururken de büyük harfler falan da kullanabilirdik. Ama çok da oraya önemli değil yani. Ben sıfır verdim. Şunu istiyorum ben. Nesne oluştuğunu anlamak istiyorum. Nesnenin oluşturulduğu yer nedir? Constructor. Nesne oluşturur. Okey. Ben bunun sonuna geldim dedim ki tabii içerisinden nasıl erişeceğimi de bu arada düşünüyorum. Normalde nesnede direkt brand diye erişemiyordum ya. Yine aynı şekilde ben number of produce card desem yukarı erişemeyeceğim. Dolayısıyla ben bunu şuradan erişeceğim. Car nokta number of produce card. Okey. Class'ın ismini burada yazmak zorundayım. Aynı mantık dizili. Yani yukarıdaki değere erişkemiyorum. Çünkü scope'da değil. Ben buraya geldim dedim ki artı eşittir 1 abi. Ben bunun değerini artır. Sonrasında ben şunu diyeceğim. Arabayı oluşturdu. Console.log car nokta number of produce card. Metodumu çalıştırdım. 1 olduğunu gördük. Bir tane nesne. Bu şekilde. Aslında yani. Çok basitçe ikinci bir tane nesne daha üreteyim de kafalarda soru işareti de kalmasın. Bu şekilde aslında söylemiş olduk. Şimdi bahsetmem gereken başka bir şey var mı? Çok hızlı bir düşüneyim. Read-only'den başka bir örnekte bahsedeceğim. Encapsulation kısmına geçebiliriz. Ben özellikleri ve metotları aslında tanımlarken bunları nereden erişilebileceğini de söylüyorum. Default olarak ben bunlara public keyword'ü atandığını söyleyebilirim. Default olarak hepsi şu şekilde yani. Public static. Metot da aynı şekilde public. Yani public ne demek? Public bu class'ın içerisindeki metotlarda, constructor'da aslında aynı. Dışarıda nesne ile birlikte mycar.brand public yani. Veya ben bu sınıftan ürettiğim diğer sınıflarda. Mesela BMW sınıfının içinde. Buna erişebilirim. Bana kızmaz. Ama ben bunu private'a çekmiş olsaydım bana kızardı. Derdi ki sen buradan buna erişemezsin. Ben nesne üzerinden sana erişim hakkı sağlamıyorum. Bunu diyorum ki class'ın içinden erişebilirsin. Bu ne sağlıyor bana? Encapsulation. Aslında dediğimiz olay bu. Mesela özel bir bilgi olabilir. Benim vermek istemediğim bir bilgi. Sağlıyorum password için bir şifreleme algoritmam vardır. O şifreyi çözecek bir key olur yani. O key'i ben dışarı vermek istemem. Dolayısıyla encapsulate ederim bunu. Böyle bir örnek verebiliriz çok basitçe.
Yani dışarı o yüzden private'a çekiyorum yani. Burada tabii brand'i private çekmek mantıklı. Burada şey gibi düşünebiliriz. Araba nesnesi var. Ben dışarıdan bakıyorum. Bunun markasını, modelini görebiliyorum. Bunlar public olabilir. Şeyini görebiliyorum. Plakasını. Bunlar public olabilir. Bunlar public olması mantıklı. Mesela horsepower'ı göremem. Bunu private'a çekebiliriz. Private'a çektiğim zaman ben gidip de horsepower diye buradan yaşayabilirim. Yaşamaya da gerek yok halbuki. Okey. Horsepower'da bu şekilde kalabilir. Şu an gri olmasının sebebi kullanılmıyor olması. Ya getir setter'ları falan burada girmek istemiyorum. Diğer örnekte zaten var hali hazırda. Daha mantıklı bir şekilde anlatayım size getir setter'ı. Access modifier'da bu şekilde. Nereden erişilebileceğimizi kısıtlıyor. Şimdi burada aslında inheritance'a girelim. Tamam. Inheritance'a girerken aynen. Şurada bir bakalım. Inherit ettiğimiz klaslar BMW Audi. Hemen oluşturalım. Klasları bir tanımlayalım. BMW. Ve tabii normalde her bir sınıf bir tane dosyaya koyarız. Karmaşa yapmaması için. Ama şu an örnek olduğu için çok da böyle dosyaları ayırmaya çalışmayacağım. Zaman kaybetmemek açısından. Ben BMW Audi sınıfına oluşturdum. Peki nasıl inherit edeceğim? Bu sınıftan inherit ettiğimi nasıl bağlayacağım? Ve orada extend keyword devreye giriyor. Ben burada diyorum ki extend car. Sen car'ı genişlet. Şuraya gel. Şimdi ben buradaki car nesnesini BMW yaparsam ne olur? Bir bakalım mı? Console.log aslında console.log değil de table daha güzel oluyor. My car. Az önce beklediğimiz gibi çalışıyordu. Şu an ne olacak? Aynı şekilde çalıştı. Çünkü şuradaki aslında koyduğumuz her şeyin şunun içerisinde olduğunu düşünelim. Extend bunu sağlıyor bize. Diyor ki sen bunları ekstra ekstra yazmak zorunda kalma. Aslında her şey kod tekrarını önlemek üzerine kuruluyor. Object oriented dünyasında. Ben bunu dedim ki sen zaten orada bu da aslında bir encapsulation örneğidir. Hani ekstra bir şey yapmak zorunda kalmadık. Hani encapsulation sadece dışarıdan erişimini engellemek değildir. Bunu parçalara ayırmak da bir encapsulation'dır. Bu şekilde bahsedebiliriz. Extend ettikten sonra bunları kullanabilirim. Peki ben bunları extend ettim. Ekstra bir özellik sağlamalarını beklerim değil mi extend ettiğimiz? İşte o zaman da burada bir constructor vasıtasıyla horsepower mesela default aldım. Diyelim ki sallıyorum böyle bir şey büyük ihtimalle doğru değildir de. BMW'nin bütün arabaların horsepower'ı doğru olsun. Şey olsun. Belli bir sayı olsun. Tamam. Ama bunun öncesinde şeyden de bahsetmeyi unuttum ben. Normalde constructor çağırmadığımız zaman default olarak şöyle bir constructor oluşturur. Aslında constructor her zaman bir class için olmalı. Ama biz yazmasak default olarak bunu oluşturur. Bunu oluşturduğu zaman da bir değer atamadığı için bunları diyor ki sen bunu initialize etmedin. Yani bunu da her zaman bilmek önemli. Ben eğer şöyle olmuş olsaydı class'ı. Şu an örneği çok dağıtmıyorum. Kırmaz. Çünkü ben değer atadım şurada. Eğer orada değer atıyorsam hepsinin için bu constructor'a ihtiyacım yok. Yani dışarıdan bir değer göndermiyorsam constructor çok mantıklı değil. Gibi gibi bir şey diyebiliriz. Aynı zamanda extend dediğimiz sınıfta da constructor şu şekildedir. Sen buraya gönderdiğin bütün hepsini, bütün argümanları, parametreleri al, super'ın içerisine gönder. Yine aynı şekilde açıyoruz da şu şekilde. Kızması çok önemli değil. Şimdi super nedir? Az önce ben birkaç tekrar çektim. İnşallah bu videoda bahsediyor olurum ama BMW Audi için subclass car içinde aslında superclass olduğunu diyebilirim. Subclass. Bu da superclass değil mi? Aslında bu super oradaki super. Yani ben BMW'nin içinden bu class'a erişebiliyorum. Tamam. Bu class'a erişip super dediğim anda ben bunu constructor'ı çağırıyorum. Sen buradan BMW'nin içerisinde bir şeyler gönderdiğin takdirde ben buraya gönderirim. Ama default böyle olduğu için bu arada. Mesela ben bunu sileyim. Şöyle bir constructor tanımlayayım. Niye çalışmıyor az önceki gibi? Çünkü dediğim gibi constructor'da ben bunu super'a iletmiyorum. İletmek zorundayım extend ettiysem. Bu şekilde aslında default bir değer olduğunu bilmek önemli oluyor bence. Tamam ben şimdi constructor tanımadım. Çünkü default bir değeri değiştireceğim. Aynı zamanda brand artık BMW olduğu için ben brand'i buraya kabul etmek istemiyorum. Tamam mı? Model göndersem bana. Bir model tabi string olacak. Bir license plate'i gönder. O da tabi string olacak. Horsepower'ı gönderme. Ben burada vereyim tamam. Böyle bir örnek olsun yani bizim için. Şimdi burada oluştururken super çağırıyorum ben elde.
Hani fosfor kendini tanımazsam süpürü her zaman en üste çağırmak durumundayım. Neden en üste olduğunu da söyleyeceğim şimdi. Ben burada diyorum ki BMW diye bir brandim olacak. Yukarıdan gelen model aynen ilet. Lisans plate aynen ilet. Ben burada eğer şey yapabilirim mesela. Horsepower 500 olsun. Burada neden kızar? Çünkü ben BMW'den öğreneceğim. Mesela kar dursun burada. Bu örnek dursun. Bu örneği kaybetmeyelim. Your car falan fistan. Yani çok önemli değil bunlar. İsimler de bunlar. Şimdi artık BMW yapacağım bunu. Ops. Fiyatı göndermeyeceğim. BMW'nin X5 mi vardı? Arkadaşımdan destek almıştım bu konuda ama inşallah doğrudur. X5 diye bir modeli varsa bakar. Plakada işte bir şeyler olsun. Yani ne olur. İki falan olsun. Ben şu. Ben buraya 500 göndersem ne olur? Patlar. Çünkü beklemiyor benden. Ben diyorum ki bütün BMW'lerin horsepower'u 500. Bu şekilde tanımlarsa yukarı da burada yazacak. Mesela şunları da şey yapabiliriz. İkisini birlikte de yazdırabilirim. My car dursun. Yukarı da yazdır. Burada da bu şekilde güzel bir görüntü elde edebilirim. Horsepower'ın ikisinde 500 olduğunu görebiliriz. Ben çünkü şurada default olarak atadım. Peki bu şekilde atamak istemiyorum. Ben nasıl atayabilirim? Yukarıdakini gidip horsepower'ı şey yapabilirim. Hani bazen gelir bazen gelmez mantığıyla. Değil mi? Burada isteğe bağlı yapabilirim. Bu şu demek. Horsepower vermezsen de akarım ben. Burada 500 gönderme mesela. Aktı. Çünkü beklemiyor yani. Şey ya gönder ya gönderme diyor. Bunu koymazsam her zaman göndermen gerekir. Ve bu şekilde yaptığım zaman da ben gidip de buradan 500'ü göndermek durumunda kalmam. Derim ki diz nokta nesneye erişiyorum. Super'da bir nesne oluştu, diz nesnesi oluştu. Ben yine dize ekleme yapıyorum Super'dan üretilene. Tamam. Burada diyorum ki ne diye? Horsepower eşittir 500. Sallıyorum yani. Neden kızına bakalım. Private olduğu için kızdı. Şimdi private kısmına burada girmek istiyor muyum? Ha şey protected aslında geçebiliriz. Mesela ben dışarıdan erişilmesini istemiyorum. Klasın nesnesine erişilmesin buna. Ama alt sınıflarından erişilsin. O zaman da protected diye bir şey var. Ben protected girdiğim anda gördüğünüz gibi hata vermez artık. Çünkü protected şu demek. Sen bu sınıfın, bak şöyle özetleyelim aslında. Private şu sınıfın içerisinde erişilebilir demek. Protected bu sınıfın ve bundan üretilmiş BMW sınıfının içinde erişilebilir. Aynı zamanda Audi. Public de hepsinden erişilebilir demek. Okey. Böyle aslında kafada özetleyebiliriz. Horsepower 500 yaptık. Aynı şekilde bu içeriği Audi içinde kopyalayacağım. Horsepower. Yani bunların horsepower'ı 600 ile 800 diye ben yazmışım. Hani. BMW değil Audi bu. Audi. Tamam. Bir tane daha Audi üretelim. Audi Car. My Car. Audi Car. Bir şeyler bir şeyler yani. Yandan süreyi kontrol ediyorum da çok uzun tutmamak için. Şimdi ben burada aslında ikisinin 600 olduğunu gördüm. Audi yazmamışım çünkü şuraya. Tabii X5 falan da değil de bu örnek olarak ne yazayım? RS6 mıymış neymiş yani? 01 olsun. Buraya da bir tane. 122 şuraya da. CL falan bir tane. Konsoloklar çok vakit kaybetmeyin. Burada asıl olayı kaçırıyoruz bu şekilde. Burada aslında burada anlatmış olduk. Güzel bir şekilde. Diye düşünüyorum. Kalıtımı aslında anlattık. Şimdi burada aslında şeye geçeceğim artık. Parking area örneğine geçeceğim. Klas yapısı burada sona erdi. Yani ürettik hepsini. Şimdi parking area'da nelerimiz vardı? Hemen bir şuradan alalım mı bunları? Car listemiz var. Geldim bir tane daha klas oluşturuyorum yani. Burada şeyi de göstereyim ben. Şuradaki ikinci sıraya gelirse otomatik olarak bana bunu oluşturur. Tab ile ilerleyebilirim. Ben parking area diyorum. Tab'e bastım. Parametre kısmına geldim. Sildim. Şu an önemli değil. Yani bunları sıra sıra tanımlayalım birlikte şimdi. Şimdi parking area'da bizim aslında carList diye bir tane metodumuz var, tamam mı? Bu public demek. Herkese erişebilirsin yani. Çok önemli değil. Hani şeyde yapabiliriz yani. Private de yapabiliriz de. Ben burada örnekte yazdırmak istediğim için aslında private yapmak istemiyorum. Carlist neydi? Carlist neydi? Car array'i alıyor. Default değeri ne olacak peki bunun?
Ben şöyle düşünüyorum örnekte. 20 elemanlı bir araba şey alabiliriz. Array olsun. 20 tane araba alabiliriz. Araba kapasitesi. Nivere 20 dedim. Nokta fill dedim. Null olarak da burayı doldurayım. Tamam. Bu boş alan anlamında null olarak doldurayım. Şimdi tabi burada bak. Şeyi aslında burada az önceki örneği güzel özetleyebiliriz. Ben burada constructor ihtiyacım var mı artık? Burada değer atadım. Yok. Sildim. Hani eğer dışarıdan bir şey göndermiyorsak bu şekilde atamak bence çok daha güzel olur. Yani constructor silebiliriz. Default olarak zaten kendisi koyacak. Burada put car. Burada mesela şey de var. Metot tanımlamak için de var. Public metot. Put car. Public yazmaya gerek yok ama ben mesela yazmayı tercih ederim. Çünkü şey gibi hani gerçek bir Java gibi yazmış oluyoruz ya. Güzel oluyor bence. Put karne ne alıyordu bu arada? Hemen bakalım. Karnesini nesnesini alıyor. Ya burada mesela karnesini alması da mantıklı gerçek hayata baktığımda. Ben buraya arabayı koyacağım. Ne? Araba lazım bana yani buraya koymak için ya. O zaman ben arabanın nesnesini gönderiyorum buraya. Bir tane kar alsın. Tamam. Kar sınıfı. Tipi kar yani. Bir tane de slot no alsın. Bu da ne yapmış? Şurada da bir tane instance plate alacak. Bu da string. Sıra sıra yazalım. Putcar'da öncelikle bir if else'im olacak. Tamam. Putcar'da yapacağım şey şu. Benim o slotum boş mu dolu mu? Tamam. This nokta. Kalbis. Slot no. İşte null mu? Slot no'yu yanlış yaptım. Null ise sen this nokta kalbis. Slot no'ya arabayı koy. Ben verdiğim arabanın hissesi. Eğer şey ise doluysa da the slot is full yani sallıyorum. The slot is full yeterli. Bir statüsü oldu. Şey bilgi verecek karşıdaki eleman. Arabayı geri almak için de şunu yapıyorum. Yine aynı şekilde bir eşleşme var mı diye kontrol etmem lazım. Bir const olarak başlatalım bakalım. Has matched car. Eşleşen bir araba var mı araba parkı içerisinde? Tamam, false tabii ki. En başta. Tabii bunu bu durumda hani burada şeyi göstermek istedim. Önce her şeyi false başladım. Let olması gerektiği zaman let'e çevirelim. Değerini değiştirmek istiyoruz ya. Ben burada şunu yapacağım. This nokta carList eşittir. Tamam, atadım. This nokta carList map. Çünkü şey ya arabayı sileceğim ya. O yüzden atama yaptım yine. This nokta carList'te. For each şey pardon map car. Şu an şeyi de tanımlayabilirim bu arada. Şunu şu şekilde yapıp kar tanımlayabilirim. Bunu bu arada şeyi de sağlıyor bana. Mesela kar nokta deyip ben brand'e erişebiliyorum bu tip sayesinde ya. O önemli. Ona dikkat etmek gerekiyor. Mesela burada şeye bakacağım. Eğer o slotlu araba varsa ve arabanın lisans plate'i eşit benim verdiğim lisans plate'si. Eğer eşleşen bir araba varsa has matched car'ı sen turu yap. Tamam. Turu yaptıktan sonra kar nesnesini nala çek. Bu kar nesnesi benim gönderdiğim kar değil ya. Aslında kar park alanındaki yeri temsil ediyor burada. This car list aslında park alanındaki yeri. Tam da böyle şey kafa karıştırıcı bir şey olmuş ama kar nesnesini geri temsil ediyor. Peki burada kar nal ettim ama karı geri döndürmedim. Hani mapliyorum şu an ya. Null is not assignable to. Tamam. Burada şey olayına döndük. Yukarıda ben bunu atarken şurada kar dedim. Ama ben bunun yanına şeyi de koymam lazım. Null. Null da olabilir yani ya, boş eleman olduğu için. O zaman ben farklı bir gösterim kullanmak istiyorum. Array. Sağ sol ok. Bunun içerisinde kar yazdım. Veya null. Şu an aşağı bakacak olursam. Tabii kar veya null alabileceğini söyledik ya. Şuraya da null da yazmam lazım. Bu şekilde aslında benim örneğim akar. Şu an arabayı bana maplemiş oldu. Yani arabanın alanı boşaltmış oldu. If'de bakıyorum. Diyorum ki has matched car. Adama bir geri mesaj göndereceğim. Diyeceğim ki this car isn't in the parking slot. Şey, parking area. Hı, tamam. Bu şekilde baktık. Şimdi gelelim const ile birlikte AVM parking area olsun. Eşittir new parking area oluşturduğum AVM parking area nokta utkar my car kendi arabamı koyayım şu slotu da vermem gerekiyor 5 verdim
BMW karı koydum. Ben Audi karı koydum. Buna 12 verdim. Şuna da 19 verdim. Şimdi benim burada aslında yazdırmak istediğim şey değişti şu. Bunları sil. Armin Park Recalist. Dolayısıyla şu an yine yazacak olursam hepsinin yerine koyduğunu gördüm. Diğerleri de zaten value olarak gösteriyor. Null olarak boş alanları da gösteriyor bana. Şimdi ben geleyim mesela diyeyim ki şunu 5'e koy. Ne olacak? 5'te fiyat duruyor hala. Bana dedi ki bu slot alanı dol. Bu şekilde aslında akabiliyoruz. Peki ben bunları koydum. Şimdi şey diyeceğim. Bunu yazdır. AVM parking area'dan take out car. Lisans plate verelim. Şunu verelim. Mesela Audi çıkarsın. Şunu da şuraya yaz. Bir daha bakalım. Neydi? Mesela Audi'nin park alanından çıkarıldığında görebiliriz. Burada aslında tamamen şu yaptıklarımız mesela bir abstraction nedir? Ben put car örneğini aslında parking area'ya şurada da array tanımlayıp bu array'i atıp bunu yazdırabilirdim. Ama tamamen bunu bir parking area diye class'a devrettim. Sorumluluğu. Bu benim sorumluluğum değil. Bir class'ın sorumluluğu olsun diye düşünerek. Başka bahsetmek istediğim bir örnek var mıydı burada son olarak kontrol edeceğim. Bir de polimorfizmden bahsedip diğer örneğe geçeceğim. Son olarak o da kısa bir bakacağız geçeceğiz. Polimorfizm nedir? Ben burada aslında AVM parking araya araba koyup çıkarıyorum değil mi? Bakıyorum örneğe. Put car örneğinde car var. Halbuki ben burada BMW ve Audi sınıflarına ürettiğim nesneleri de gönderdim. Ama car farklı bir sınıf. Nasıl çalışıyor bu? İşte burada şey devreye giriyor. Benim metodu parametre olarak geçiyorum ya bunu. Metodumu yapacağı işe benim verdiğim sınıfın muadili bir sınıf demek de mantıklı olmaz. İnherit edilmiş bir sınıf. Eğer var ise ben onu da kabul ederim diyorsun. Çünkü neden? Car sınıfının bütün özellikleri ve metotları BMW Audi'de zaten var. Ben ekstra bir şey eklemiyorum bunun üzerine. Eklemediğim için de aslında ben direkt bunu birbiri yerine kullanabiliyorum. Ben burada şu örneği vermeyi seviyorum bu arada. Mesela bir restoranta gittik ben şey diyeceğim. Menemen istiyorum tamam mı? Bunu iki tane de aşçı olsun orada. Bir tane normal aşçı, bir tane de şef aşçı olsun böyle. Master class böyle. Tamam. Şef aşçı da yapabilir bu menemeni ama aşçı da yapabilir değil mi? Ama mesela böyle hani yanarlı dönerli isimli olan böyle bir şeyler oluyor ya. Mesela ejderha meyveli smoothie tamam sallıyorum. Bunu normal bahçı bilmez. Adam nereden bilsin? Ama böyle şey aşçı, şef aşçı böyle bilir. O zaman sen şef aşçı yerine normal aşçıyı koyamazsın onu yaptığı. Aslında tam olarak burada da o olay var. Ben mesela burada mesela bu run aslında inherit ettiğimiz için BMW'de de olduğundan dolayı ben kar nesnesinin yapabileceği her şeyi BMW'nin nesnesinin içerisinden de yapabiliyor oluyorum. Dolayısıyla ben bu kar yerine hepsini gönderebilirim. Ancak mesela şöyle bir şey örnek vereyim size. Ben buna Audi yapayım tamam mı kariyer? Ne olacak şimdi yine çalışacak. Ama ben Audi'ye gidip de dersem ki bla 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 diye bir tane metodu olursa tamam. O zaman işte ben burada patlarım. Neden patlarım? Çünkü ben eğer bunun içerisinden car nokta bla bla'yı çalıştıracak olursam benim burada car nesnemin içerisinde bu yok. BMW'de bu yok. Dolayısıyla ben bunu çalıştırdığım anda beni patlatır. O zaman ben diyorum ki eğer bu başka bir sınıfta da olsaydı akardı. Şuraya da koy. Bak mesela BMW de aktı şu an. Çünkü ben ona erişebilirim ya ama karda yok. O zaman işte ben burada polimorfizm devreye giriyor diyorum. Bir metotta yapacağım işi türetilmiş bir metotta zaten yapabileceğim için ben akıyorum. Ya bunu şöyle de bir örnek verebilirim. Biraz uzattım galiba ama bir tane kahve makinesi olsun. Çok klasik böyle bu yurtlarda kullanılan plastik içtiğimiz şeyler oluyor onlardan olsun. Bir tanesi böyle akıllı sisteme uygun böyle eve gelirken çalıştırıyorsun falan. İkisi de kahve yapıyor abi. Buraya ben demek ki ikisini de koyabilirim ama bir diğerinden üretilmiş olabilir yani. Türetilmiş olabilir. Normal bir kahve makinesini görüp adam diyor ki ben bunun aynısını yaparım. Türetiyor. Bu örnekleri verebiliriz. Ekstra olarak overriding'i bahsedip ikinci örneğe geçiyorum. Şimdi ben burada run dedim tamam. Ama ben şunu demek istiyorum. Mesela Audi çalıştığı zaman farklı bir şey üresin. The mesela Audi car is running. Ya da mesela
BMW çalıştığı zaman desin ki bana. The BMW car is running. Ne oldu ya bu? Run. Public koymazsak çalışıyor demiştik. Onu da göstermiş ona. Ben buraya geldim. Şurada. Diyeceğim ki mycar.run. Kopyalayayım hepsini şunu. BMW car. Bir de Audi car. Şimdi şunları bir yorum satırına çevirelim ya. Çok şey yapmayalım şimdi. Açalım, çevirelim. Sonra bunu da yazdırırsak. Car is running. BMW car is running. Audi car is running. Olay şu. BMW car noktadan dediğimizde BMW klasının içerisine giriyor. Diyor ki senin elinde run diye bir metot var mı? Varsa ben bunu çalıştıracağım. Ama ben BMW'ye gittiğimde onun içerisinde bu metot olmazsa extend ettiği sınıfa bakıyor. Diyor ki bende bu metot yok diyor. Sende var mı metot? Bakıyor var. O zaman diyor sen BMW yerine de karı çalıştır. Bu şekilde aslında override etmiş oluyoruz. Bu örnekte verebileceğim örneklerin hepsini vermiş oldum. Konuyu güzel özetleyebildiğimi düşünüyorum. İnşallah o şekilde olmuştur. Getter setter'lara girmek üzere example 2 yapacağım. Burada kodlamayacağız. Daha uzatmak istemiyorum kodlama aşaması ile birlikte. Olay şu. Biz bir araştırma yapıyoruz. Ve mesela ortalama sıcaklıklarla ilgili bir araştırma yapıyoruz. Ben ama belgelere bakıp adamların sitesinden çekiyorum mesela bir yerden. Tak tak hemen nesneler oluşturup bunu kaydedeceğim. Ben temperature'da location Türkiye'ye girdiğim anda girilen değerin Celsius olmasını istiyorum. Ama mesela ABD'den girdiği takdirde bir eleman o değer aslında Fahrenheit. Adamlar Fahrenheit kullanıyor. Celsius kullanmıyor ya. Bu da bilgi de inşallah doğrudur. Tamam. Ben bilginin Fahrenheit olmasını istiyorum. İşte burada aslında şey devreye giriyor. Şurada bir kontrol edelim aslında bak. Temperature constructor nedir? Location oluyor. Value sıfıra atıyor. Ben hatırlarsanız şu value'yi şuraya da atayabilirim. Sıfır atıyor. Location'ı da ekliyor. Location'dan bir temperature oluşturdum. Türkiye temperature dedim. Temperature nokta value dedim. Ben normalde private dediğim zaman ne demiştim size? Ben buna dışarıdan erişemem. Ama bazen private yapmamızın sebebi direkt value'nün hani raw value, ham haline erişimini engellemek de olabilir. Ham hali. Ben adama şunu diyor olabilirim. Sen bir değer atıyorsun ya buraya. Ben bu değeri işleyeceğim ondan sonra kaydedeceğim. Sınıf nesnenin içerisine. O zaman işte burada getter setter'lar devreye giriyor. Getter setter'ın yaptığı olay şudur. Ben buradaki this location'ı şuraya odaklanalım bu arada. Yani yukarı çok fazla kafa karıştırması. Location'ı da böyle vermeyebilirdim. Çok buna odaklanmayalım. Şu ikisine odaklanalım. Şimdi olay şu. Ben Türkiye temperature nokta value dediğim anda eğer bir setter varsa bu isimde value diye ve getter varsa bunları devreye sokuyorum. Nokta value dedikten sonra assign işlemi yapıyorsam setter devreye giriyor. Nokta value deyip ben bunu console logluyorsam getter devreye giriyor. Bunu nasıl anlayabiliriz? Hemen bakalım mı? Console işte set diyeyim. Şurada da get diyeyim, tamam mı? Ben mesela şurada neyse şunu çalıştırsak zaten direkt anlayacağız. Example 2 oldu artık. Bakın set çalıştı iki kez. Bu value setledi. Bu value setledi. Burada da console logladığımız için iki kere de geç çalıştı. Şurada çünkü value'ları nokta value diye okuyoruz ya. İki kere de geç çalıştı. Bunun olayı nedir? Ben value'yu girdiğim takdirde sınıfın içerisinde diyorum ki her zaman Celsius olarak tut. Benim ülkemde Celsius kullanıyor. Ben senin değerini önemsemiyorum. Türkiye'de ben araştırma yapıyorum ya. Celsius olarak tutmak istiyorum. O zaman ben diyorum ki sana sen set yaptığın anda ben bunun değerine location'a göre bakacağım. Location Amerika ise ben bunu Celsius'a çevireceğim. Burada çok önemli değil bu arada şu çevirme metotları. Arka planda Celsius'a çeviriyoruz. Onu bilelim yeter. Burada Conversion Celsius diye metot oluşturarak bunu aslında bir abstraction yapmış olduk. Tamam mı? Ben bunu value'ye bu şekilde atacağım. Eğer sen Türkiye'deysen zaten value'yi direkt atı. Celsius veriyorsun bana çünkü. Okay. Değer alırken de ben diyorum ki sen eğer Türkiye location'ına göre değer almak istiyorsan sen de value'yi direkt döndür. Celsius istiyorsun çünkü. Ama ABD için istiyorsan diyorum ki sen bunu Fahrenheit'e çevir. Çünkü ben bunu Celsius olarak tutuyorum. Ama sen Amerika datasını görmek istiyorsan Fahrenheit'i istiyorsun. O zaman ben diyorum ki şurada aslında nesnenin içerisinde nasıl tutulduğunu görebiliriz. Burada da nokta value ile çağrılışını görebiliriz. İkisinde 50-50 tutuluyor. Bir tanesi 50, bir
tanesi 122 dönüyor. Bu da Fahrenheit diyelim. Bu aslında biraz karmaşık gelmiş olabilir. Şöyle bir özetleyelim. Biz eğer değere direkt erişilmesini istemiyorsak private'e çekiyoruz. Bu cepte. Private'e çektiğimiz değeri dışarıdan hiçbir şekilde erişemiyoruz. Ben mesela şunu yapamam yine. Turkey temperature.alt value yapamam. Üzerine gelirsem der ki bana, sen bunu buradan erişemezsin. Bu private. Ama ben burada bir trick yapıyorum. Diyorum ki, sen bu değeri kullanabilecek bir getter setter oluştur. Getter setter'ı direkt olarak nokta value diye çağırabiliyorum. Az önce bahsettiğim gibi assign'a göre bakıyor. Bunları gir. Sen buna göre de private olan değeri değiştir. Nesnenin değeri çünkü bu. Getlediği zaman da private olan değerin değerini döner. Ama eğer location Amerika ise bunu convert edip döner bana. Tamam mı? Olay bu şekilde. Vereceğim örnekler de bu kadardı. Hani karmaşık geldiyse bunlar kodladıkça anlaşılabilir şeyler. Hikayeyi kafanızda oturttuktan sonra biraz daha kontrol etmeye çalışın. Belki ikinci kez dinlemekte fayda olabilir. Tabi 40 dakika oldu neredeyse video. Dinlemekte çok istenebilir mi bilmiyorum ama inşallah anlaşılır olmuştur. Amacım biraz daha dediğim gibi özetleyerek, hikayeleştirerek anlatımı basit tutmak ve anlaşılırlığı arttırmak. Eğer feedback'iniz varsa, buraya kadar izleyen sanmıyorum olacağını ama feedback'iniz varsa da her zaman duymak benim için mutluluktur. Diğer videolarda biraz da parçalayarak ilerlemeye çalışacağım. Bakalım nasıl planlayabilirsem eğer. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.